Herkese merhabalar. Sıra geldi kimyaya ve yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Şimdiye kadar iki üniteyi tamamladık. Koca iki üniteyi cebimize koyduk. Arkadaşlar bu dersimizle birlikte kimyasal türler arası etkileşimler ve etkileşimlerin sınıflandırılmasını yapacağız. Ve bununla birlikte yepyeni bir üniteye hep birlikte başlamış olacağız. Neler var peki içeriğimizde dersimiz için? Arkadaşlar öncelikle kimyasal türler arası etkileşim diyoruz ya, bu tür neymiş bir onu tanımlayacağız. Yani kimyasal türleri değerlendireceğiz. Bunu atom, molekül ve iyon olmak üzere 3 başlık altında hep birlikte bir inceleyeceğiz. Ardından da madem bu türleri belirledik, bu türler arasında oluşan etkileşimleri bir sınıflandıralım bakalım diyeceğiz. Ve bağlanan türe göre ve bağ sağlamlığına göre iki farklı sınıflandırma türünden bahsedeceğiz. Hangi sınıflandırmanın daha kullanışlı olduğu, hangisine odaklanacağımızı burada hep birlikte karar vereceğiz arkadaşlar. Ardından da bu yaptığımız sınıflandırmaları ilerleyen derslerde tek tek bütün sınıflandırmaları, bütün türleri ayrı ayrı inceliyor olacağız. Peki dersimizden sonra biz neleri kazanmış olacağız? Neleri artık cebimize yerleştirmiş olacağız? Arkadaşlar kimyasal tür kavramını öncelikle bir anlamlandırmış olacağız ve bunun temel taneciklerle maddeler arasındaki ilişki üzerinden yorumluyor olacağız hep birlikte arkadaşlar. Yani diyeceğiz ki kimyasal tür demek aslında bir maddeyi oluşturan temel tanecik demektir. Dolayısıyla tanecik maddenin bütün özelliklerini etkileyen en temel faktördür diyeceğiz. Ardından da tanecikleri ve taneciklerin türlerini ve bu türler arasında oluşabilecek etkileşimleri hep birlikte sınıflandırmış olacağız. Biraz daha bakış açımızı en azından geliştirmiş olacağız. Tabii ki bu da bizi ödev sayfasına götürecek arkadaşlar. Eğer dersi güzelce tamamladıysak artık 0'dan 9'a kimya kitabımızı, yani temel ödev kaynağımızı çözmeye hazırız demek olacak. Sayfa 84 ile 98 arası bizim çözümümüz için bekliyor olacak. Peki kitabımızda neler var? Şöyle hep birlikte bir bakalım. Arkadaşlar bu kitabımızda sol tarafta bizim bir konu anlatım sayfamız olacak. Konu anlatımlarını bize yaptıktan sonra hemen sağ tarafta bu konu anlatılan sayfa ile ilgili soruların bulunduğu dop dolu bir sayfa yer alacak. Burada anlatılanları burada aslında kendimiz işleme dökmüş olacağız. Gerçekten öğrendik mi? Onu test etmiş olacağız. Bu tabii her sayfada devam edecek ve ardından da bölümü tamamladığımız için artık tarama testini çözmeye hazır hale gelmiş olacağız. Ve tabii ki bu kitabımı bitirmemiz bizi diğer kitaba geçiriyor. Ödevimiz bitmiyor. Dinamo Kimya kitabımızı alacağız arkadaşlar. Burada da Testra 2 ve 3 bizim ödevimiz olacak. Burada nasıl bir sistemimiz var peki, bu kitabın içeriğindeki yöntem nedir diyecek olursak arkadaşlar. Burada da her sayfada, sayfanın başında bir tane çözümlü örneğimiz olacak. Bu çözümlü örnek aslında konuyu bize anlatan örnek olacak. Ve tam olarak bununla alakalı 4 tane soru bizim çözümümüz bekliyor olacak hemen altta. Burada da yine arkadaşlar bölümü tamamladığımız zaman tarama testleri bizim çözümümüzü bekleyecek. Her iki kitabımızda da kare kodlar sayesinde video çözümlerine ulaşabilir ve kafamıza takılan bütün soruların cevabını orada bulabiliriz. Cevapları üretebiliriz. Güzelce ödevimizi aldığımıza göre haydi bakalım neler diyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle hani kimyasal türlerden bahsediyoruz ya. Türü belirlemek için önce bir madde tanımına odaklanmamız lazım. Madde nedir? Hani maddenin tarihsel süreçte tanımlanmasında dedik ki ta Empedokles ve Demokritus'la başlayan bir süreç vardı. Empedokles demişti ki madde 4 temel öğeden oluşan bir yapıydı. 4 temel öğenin türevleriydi. Ancak sonrasında Demokritus'un tanımı bize atom tanımına götürüyordu. Yani taneciklerden oluşan bir yapıdan bahsetmemiz söz konusuydu. Süreç içerisinde, zaman içerisinde madde tanımı gelişti ve bugünkü tanım karşımıza çıktı arkadaşlar. Bugün diyoruz ki madde 4 tane temel, 4 tane ortak özelliğin hepsine sahip olan her şeye madde adını veririz. Nedir bu 4 temel özellik? Kütle arkadaşlar. Bütün maddeler illaki kütleye sahiptir. Hacim, uzayda illaki bir yer kaplar bütün maddeler. Eylemsizliğe bütün maddeler sahiptir. Bak bu 3 özellik, ama bizi asıl ilgilendiren özellik nerede? İşte burada. Taneciklerden oluşan bütün yapılar, bütün maddeler, bütün her şey madde olarak adlandırılır diyeceğiz. Tanecikli yapı da işte o taneciklerde kimyasalın türünü bize söyleyecek. Dolayısıyla arkadaşlar kimyasal türü bir maddeyi oluşturan temel tanecikler belirliyorsa hangi temel tanecikler ihtimal dahilindedir? Onları değerlendirelim. Bir, tabii ki aklımıza hemen gelen ilk cevap atom olacak arkadaşlar. Atom yapı olarak biliyoruz zaten. Çekirdek var. Çekirdekte protonlar ve nötronlar var ve bunun etrafında
hareket eden, sürekli hareket eden negatif yüklü elektronlar var değil mi? Yapı olarak bu. Peki hangi maddelerin temel taneciği işte bu atomlardır? Arkadaşlar diyeceğiz ki elementlerin temel tanecikleri atomdur. Ne gibi? Hidrojeni mesela sadece bir atom olarak düşünürsek bunu bir element olarak değerlendirebiliriz. Element atomu ya da helyum atom olarak değerlendirilebilir. Atıyorum demir, nikel gibi metaller. Bak bütün metaller atomik yapıda bulunurlar arkadaşlar. Bütün soy gazlar atomik yapıda bulunurlar. Veya bor gibi, silisyum gibi yarı metaller yine atomik yapıda bulunurlar. Bak aklımızda en kolay tutacağımız şey nedir? Sadece bir element sembolü olacak ve yanında, yöresinde hiçbir sayı yazmayacak. İşte o zaman bunun türünün bir atom olduğuna karar verebiliriz. Sadece sembol varsa. Ama ve lakin eğer atom grubu işin içerisinde, atom grubundan bahsediyorsak biz buna da molekül adını vereceğiz. Ve sonra diyeceğiz ki molekül eğer aynı tür atomlardan oluşmuşsa H2 gibi O3 gibi molekül yapılarından bahsediyorsak bu bir element molekülüdür. Eğer farklı tür atomlar işin içerisine girmişse buna da bir bileşik molekül adını vereceğiz. Peki atom veya molekül değil de yüklü taneciklerden bahsediyorsak bu defa da karşımıza iyon kavramı geliyordu arkadaşlar. Yüklü olması yeterli, artı ya da eksi olması fark etmez. Atomik ya da atom grubundan oluşan yüklü bir tanecik olması fark etmez. Yüklüyse biz o taneciğe iyon adını veriyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla 3 temel taneciğimizi bu şekilde değerlendirmeye alacağız. Şimdi tek tek üzerlerinde konuşacak olursak atom nedir? Şimdi atomun aslında iki temel bölümden oluştuğunu varsayabiliriz. Öncelikle asıl kütlenin neredeyse tamamının yoğunlaşarak bulunduğu bir yapımız vardı karşımızda. Biz ona ne isim veriyorduk arkadaşlar? Çekirdek adını veriyorduk. Ve çekirdeğin içerisinde de iki tane temel taneciğimiz vardı, parçacığımız vardı. Neydi bunlar arkadaşlar? Pozitif yüklü P artı sembolüyle gösterilen protonlarımız vardı. Bir de N üzeri sıfır sembolüyle gösterilen nötronlar vardı. Bunlar çekirdekte bulunuyordu ve diyorduk ki atomun kütlesini proton ve nötronlar oluşturur. Çünkü katmanlarda yer alan çekirdeğin etrafında elektronların bulunduğu bölgeleri katman olarak değerlendiriyorduk. Burada bulunan negatif yüklü elektronların kütlesi ihmal edilecek kadar azdır. O yüzden de bütün kütle çekirdektedir. Şimdi yapı olarak değerlendirdiğimiz zaman atomun yapısı buydu. Peki tanım olarak ne diyeceğiz? Bir elementin fiziksel ve kimyasal tüm özelliklerini gösteren temel yapı taşına biz atom adını vereceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla mesela sodyum atomu varsa karşımızda bu aslında sodyumun bütün özelliklerini taşıyan bize gösteren en küçük yapı taşıdır. Bu en küçük taneciğin atom olduğunu göstermez arkadaşlar. Gördüğümüz gibi elektron, proton, nötron gibi atomun altında da atomdan daha küçük tanecikler var. Ama proton diyorsam mesela bütün elementlerin protonları birbiriyle tamamen aynı. Dolayısıyla proton orada temel tanecik olarak değerlendirilemez. Temel tanecik o elementin bütün özelliklerini gösteren yapı olmalıdır. Bu da ancak atom olabilir arkadaşlar. Ve diyeceğiz ki atom fiziksel ya da kimyasal hiçbir yöntemle parçalanamaz. Ama Dalton'un hani bize bu cümleyi kuran Dalton vardı. Şu kısımları dışarıya atarak yani fiziksel ve kimyasal ifadelerini kullanmadan söylüyordu Dalton bunu. O yüzden o cümle yanlıştı. Çünkü nükleer yöntemler yani çekirdek tepkimeleri atomun parçalanmasına yol açıyor. Bugün bunu biliyoruz ama fiziksel ya da kimyasal hiçbir yöntem atomu parçalamak için yeterli değildir diyoruz. Bir diğer başlığımız molekül. Arkadaşlar molekülde bir iki noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor tanım itibariyle. Elektron ortaklaşması sonucu diyor mesela. Bak elektron ortaklaşması burada çok dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta. Burada yapının ortaklaşmasıyla oluşması gerekiyor. Dolayısıyla da ilerleyen noktalarda ki ta ortaokuldan beridir bildiğimiz bir tanım vardı aslında. Kovalent bağlardan oluşan bir yapı olması gerekiyor ki biz ona molekül adını verebilelim. Ayrıca diğer dikkat etmemiz gereken nokta nedir? Bizim taneciğimiz nötr olacak ki biz onu molekül olarak isimlendirelim arkadaşlar. Eğer herhangi bir şekilde artı ya da eksi yük varsa atom grubu olması onu molekül yapmaz. Molekül olması için nötr olması şarttır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada molekülü iki temel başlıkta inceleyeceğiz. Bak ilk başlığımız diyor ki tek tür atomlardan oluşan yapılar. Arkadaşlar tek tür atom taşıyan maddelere biz element adını veriyorduk öyle değil mi? Dolayısıyla molekül element molekülü olabilir ama birden fazla tür atom içeriyorsa bu defa da o maddeye bileşik adını veriyorduk. Dolayısıyla bileşik molekülü de olabilir. Ne gibi? Cl2 gibi, O3 gibi. Aynı tür ama birden fazla atomdan oluşan bir grup var işin içerisinde. İşte bunlara nötrde olduklarını gördüğümüz için element molekülü adını veriyoruz.
HCl gibi, H2O gibi. Yine bir atom grubu ama farklı tür atomlar. Mesela hidrojen ve klor ya da hidrojen ve oksijen şeklinde farklı türde atomlar içeriyorsa buna da bileşik molekülü adını veriyoruz. Bak çok karıştırılan bir şey arkadaşlar. Molekül ve bileşik kavramları hani sanki aynıymış gibi zihnimizde yer almış belli bir noktaya kadar. Ama bunun ayırdına varmamız gerekiyor. Elementlerin de molekülleri vardır, bileşiklerin de molekülleri vardır. Veya bütün bileşiklerin temel tanecinin molekül olduğunu varsayıyoruz genellikle. Arkadaşlar bu da önemli bir yanılgı. Mesela NaCl de bir bileşik, öyle değil mi sonuç itibariyle? Sodyum klorür bileşiği. Ancak bu bir molekül yapısı değildir. Çünkü baştaki koşulumuz neydi? Bir şeyin molekül olabilmesi için kovalent bağlı olması gerekiyor. Yani elektron ortaklaşması sonucu oluşması gerekiyor. Ve bu da sadece ametaller arasında olabilir. Dolayısıyla da bir bileşiğin yapısında sadece ametaller varsa, işte yarı metaller de buna dahil edilebilir. Sadece yarı metal ve ametaller varsa biz ancak o zaman molekül yapısı olduğunu söyleyeceğiz. Eğer yapıda herhangi bir şekilde metal görüyorsak bu kesinlikle iyonik bir bileşiktir. Dolayısıyla oluşturduğu yapı molekül değil, iyonlardır dememiz gerekecek. Geçelim o zaman iyon kavramına. Şimdi iyon kavramını tanımlarken ne diyeceğiz? Elektron alışverişi sonucu yüklü hale gelmiş, dolayısıyla da illaki artı ya da eksi bir şekilde yük yazması gerekiyor. Atom veya atom gruplarına biz iyon adını vereceğiz arkadaşlar. Tek tür atomdan da oluşabilir, birden fazla atomu da yapısında barındırabilir. Her ikisine de iyon adını vereceğiz. Burada önemli olan noktalardan birisi nedir arkadaşlar? Bakın, alışverişi yapılan şey her zaman işlem, her zaman elektrondur. Proton alışverişiyle yüklü hale gelmek diye bir şey söz konusu bile değil. Çekirdek sabit kalır. Elektron yapıya geldiği zaman başka, tabii ki yapıdan çıktığı zaman başka bir iyon türü ortaya çıkar. Dolayısıyla da burada iyonun da alt başlıklarından bahsetmemiz gerekiyor. Eğer elektron almış bir tanecikten bahsediyorsak. Şimdi ne demiştik? Proton sayısı sabit. Dışarıdan elektron almış bir nötr tanecik, yani başlangıçta nötrken dışarıdan elektron almışsa. Bu ne demek oluyor? Artık elektron sayısı proton sayısından fazla. Yani negatif yük pozitif yükten fazla. O zaman negatif yüklü bir tanecik oluşur ve biz ona anyon adını veririz arkadaşlar. Eğer tam tersi elektron vermişse, bu defa da proton sayısı fazla olduğu için pozitif yüklüdür ve biz ona katyon adını veririz. O ikisinin tabii ki ortak adı iyon olarak karşımıza çıkacak. O zaman en basit ayırt etme yöntemimiz ne olacak? Eğer herhangi bir şekilde iyonun üzerinde negatif yük varsa, ister eksi bir olsun ister eksi üç olsun fark etmiyor, biz buna anyon diyeceğiz. Yine aynı şekilde eksi ya da eksi iki olması da fark etmeyecek. Yani yükün miktarı önemli değil, işareti önemlidir. Negatif yüklüyse anyon adını vereceğiz. Şimdi dedik ki iyon oluşurken bir atomik yapının iyonlaşması da mümkündür. Burada gördüğümüz gibi biz ona atomik iyon veya işte negatif yüklüyse atomik anyon adını veririz. Eğer birden fazla atom içeren bir atom grubunun iyonlaşması, yani aslında bir molekülün iyonlaşmasından bahsediyorsak, buna da arkadaşlar moleküler veya çok daha sık bir şekilde karşımıza gelecek adıyla kök iyon adını veririz. Negatif yüklüyse de biz buna kök anyon adını veririz. Mesela buna nitrat anyonu adını vereceğiz ya da buna sülfat anyonu adını vereceğiz ilerleyen aşamalarda. Tabii ki katyonlar için de aynı şey söz konusu. Eğer sadece bir atomun iyonlaşması varsa işin içerisinde, buna atomik katyon adını vereceğiz. Eğer bir atom grubunun iyonlaşması söz konusuysa, buna da moleküler veya daha çok karşımıza çıkacak adıyla kök katyon adını vereceğiz arkadaşlar. Hemen bir tane örnek çözelim, bu öğrendiğimiz sınıflandırmaları, türleri bir dikkate almış olalım. Demiş ki bize, yukarıdaki tanımlara ilişkin olarak aşağıda verilen kimyasal tür örneklerinden hangisi doğrudur? Şimdi birinci türümüz neymiş? Bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşıyan küçük parçası. Arkadaşlar element diyor ve elementin en küçük parçasından bahsediyor. Dolayısıyla burada biz bir atom yapısı aramamız gerekiyor. İki ya da daha fazla atomun bir arada tuttuğu atomlar topluluğu. Arkadaşlar ne diyorduk biz buna? Molekül adını veriyorduk. O zaman ikincisi için bir molekül kovalamamız gerekecek. Pozitif veya negatif yük. Bak, yükü gördüğümüz anda bunun bir iyon olduğuna karar veriyorduk arkadaşlar. Atom ya da atom grupları diyor, fark etmiyormuş. Herhangi bir şekilde iyon bulmamız gerekiyor. Şimdi o zaman bakalım, bir de atom olmayanları bir silelim gitsin. Şimdi sodyum, bu bir iyon, gitti. Klor, bu da bir iyon, bu da gitti. Helyum ve demir atom. CH4 ise bir molekül. Hatta nasıl bir moleküldü? Bileşik molekülüydü. Çünkü farklı türde atomlar içeriyor. Bunları sildik. İkinci için molekül olması gerekiyor arkadaşlar.
Ca artı 2 kalsiyum katyonu var karşımızda. Dolayısıyla B'nin de olmayacağını anladık. Ama SO2 kükürt dioksit molekül yapısıdır. Farklı tür atomlardan oluşuyor. Üçüncünün de bir iyon olması gerekiyor. Yüklü olan sadece potasyum var zaten. Dolayısıyla C şıkkı bizim doğru cevabımız olacak. Etkileşimlerin sınıflandırmasına gelecek olursak. Arkadaşlar burada da diyeceğiz ki etkileşimleri iki şekilde sınıflandırabiliriz. Bir, bağın sağlamlığına göre, iki, bağlanan türlere göre. Burada aslında yaptığımız sınıflandırma arkadaşlar bağın sağlamlığına göre değil, bağlanan türlere göre bir sınıflandırma olarak karşımıza çıkacak. Çünkü biz etkileşimleri atomlar arası etkileşimler veya moleküller arası etkileşimler olarak değerlendirebiliriz. Yani iki başlıkta inceleyecek olursak. Mesela iki hidrojen atomu arasında oluşan bir bağdan bahsediyorsak, bunu ilerleyen aşamalarda H2 molekülünün içerisinde yer alan bir bağ olduğu için kovalent bağ olarak değerlendireceğiz ve diyeceğiz ki bu bağ güçlü bir etkileşimdir. Yani ametal atomlar arasında oluşan bağlar genellikle diyeyim güçlü etkileşimler olacak. Mesela demir atomları arasında oluşan bir bağdan bahsediyorsak metal atomlarını bir arada tutan etkileşime metalik bağ diyeceğiz ve bu etkileşimin güçlü bir etkileşim olduğunu ifade edeceğiz. Veya sodyumla klor arasında bir metalle bir ametal arasında oluşan bağ ilerleyen aşamalarda iyonik bağ olarak adlandıracağız ve bunun da güçlü bir bağ olduğunu söyleyeceğiz. Ancak soy gaz atomları arasında oluşan bağı London çekim kuvvetleri olarak adlandıracağız ve diyeceğiz ki bunlar zayıf etkileşimlerdir. Bak bu bizi nereye götürdü arkadaşlar? Diyeceğiz ki atomlar arasında oluşan bağlar güçlü de olabiliyor, zayıf da olabiliyor. Net bir bilgimiz yok bu konuda. Atomun türünü bir öğrenmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor ki ancak o zaman yorum yapabilelim. Yani her zaman güçlüdür ya da her zaman zayıftır diye bir şey söylememiz mümkün değil atomlar arası bağlarla ilgili. Moleküller arası bağlara gelecek olursak hidrojen molekülleri arasında mesela London çekim kuvvetleri vardır diyeceğiz ve zayıf etkileşimlerdir diyeceğiz. Ya da hidroklorik asit molekülleri arasındaki etkileşimi ilerleyen aşamalarda dipol dipol olarak adlandıracağız. Bunlar da zayıf etkileşim. Ya da farklı tür moleküller olabilir. Metan ve hidrojen molekülleri arasını daha sonra London diyeceğiz. Yani zayıf. Ya da karbon tetraklorür ve benzen molekülleri arası. Bu da zayıf arkadaşlar. Hatta moleküllerin farklı atomlarla yaptığı etkileşimler karşımıza çıkarsa onlar da zayıf. Dolayısıyla bak bu sayfa ile ilgili çıkarmamız gereken en önemli yorum şu olacak. Moleküller arası oluşan tüm etkileşimler zayıftır. Yani işin içerisinde bir molekül varsa ve molekülün başka taneciklerle yaptığı bir etkileşimden bahsediyorsa kesinlikle zayıf etkileşim. Ama atomlar arasında oluşan etkileşimlerde böyle bir yorum yapamıyoruz. Dolayısıyla da burada öyle bir yorumumuz olmadığı için türlere göre sınıflandırma yapmak çok da kullanışlı bir yöntem olmayacak. O yüzden biz asıl sınıflandırmamızı bağın sağlamlığına göre yapıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla etkileşimleri sağlamlığa göre sınıflandıracaksak tabii ki iki başlıkta toplayacaksak bunu güçlü ve zayıf etkileşim olmak üzere iki başlığa ayırmamız gerekiyor. Diyeceğiz ki güçlü etkileşimlerin bir diğer adı da kimyasal bağlardır, kimyasal özellik gösteren etkileşimlerdir, çekimlerdir. Dolayısıyla zayıf etkileşimlerden bahsediyorsak bunlar da fiziksel bağ olarak adlandırılabilir arkadaşlar. Hatta kimyasal değişimler ya da fiziksel ya da kimyasal değişimler konusuna geldiğimiz zaman da diyeceğiz ki eğer güçlü etkileşim kırılıyor veya oluşuyorsa oradaki değişim de kimyasaldır. Benzer şekilde zayıf etkileşimlerden birisi oluşuyor ya da değişiyorsa oradaki değişim yine fiziksel bir değişimdir diyeceğiz. Tamam mı? Burada madem güçlü ve zayıf, neye göre güçlü, kime göre güçlü, neye göre zayıf, kime göre zayıf, tabii ki bunu belirten bir değer olması gerekiyor. Arkadaşlar burada da bilmemiz gereken önemli bir sayı var. 40 kilojül bölü mol. Bu bir genelleme tabii ki, kesin bir yargı değil ama genellikle diyeceğiz ki eğer bir etkileşimin oluşturduğu güç ya da enerji değeri 40 kilojül bölü molden daha büyükse bu onun güçlü bir etkileşim olduğunu, 40 kilojül bölü molden daha küçükse de zayıf bir etkileşim olduğunu bize gösterir genelleme olarak. Bunların da tabii ki alt başlıkları var arkadaşlar. Diyeceğiz ki eğer güçlü bir etkileşim yani kimyasal bir bağ bir metalle bir ametal arasında daha da doğru bir ifadeyle aslında bir anyonla katyon arasında oluşuyorsa biz buna iyonik bağ adını veririz. Çünkü iyonlar arasında oluşan bir etkileşim türüdür. Eğer iki ametal arasında ortaklaşa elektron kullanımına dayanıyorsa buna da kovalent bağ adını veririz arkadaşlar. Daha önceden aslında bu ikisini ortaokul dönemlerimizden hatırlıyoruz, görmüştük. Şimdi yeni eklenen bazı etkileşim türleri olacak. Eğer metal atomlarının kendi arasında yaptığı bir bağ türünden bahsediyorsak.
Buna metalik bağ adını vereceğiz. Arkadaşlar burayla ilgili sadece şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ değerlendirmeye aldığımız zaman buradan bileşik oluşumuyla sonuçlanan sadece bu ikisi var. Yani bir bileşik kavramı varsa ya iyonik bağlıdır ya da kovalent bağlıdır. Metalik bağ ya metal atomlarını bir arada tutar, yani metal elementlerini oluşturur, ya da bir alaşım oluşumuyla sonuçlanır. Dolayısıyla metalik bağdan ortaya bileşik çıkmaz. Zayıf etkileşimlere gelecek olursak arkadaşlar, burada aslında temelde iki tane alt başlığımız olacak. Diyeceğiz ki zayıf bir etkileşim Van der Waals bağları olarak veyahut da hidrojen bağı olarak iki başlıkta incelenebilir. Hidrojen bağıdır, tamam mı? Şimdi bu iki başlıktan da hidrojen bağı çok özel bir yere sahip ve diyeceğiz ki bu zayıf etkileşimler arasındaki en güçlü etkileşim hidrojen bağıdır. Daha zayıf olanlar Van der Waals bağlarıdır ve Van der Waals'in de alt türlerinden bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki mesela dipol-dipol etkileşimleri Van der Waals bağlarının bir türüdür. Ya da iyon-dipol etkileşimleri olabilir. Veya dipol-indüklenmiş dipol diye çok enteresan bir isme sahip etkileşimden bahsedeceğiz. Veya iyon-indüklenmiş dipol diyeceğiz. Son olarak da arkadaşlar London çekim kuvveti olmak üzere, tabii ki bir diğer adıyla indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol olmak üzere 5 alt başlıkta da Van der Waals bağlarının türlerini değerlendirmeye alacağız. Aslında burada gördüğümüz gibi arkadaşlar dipol, iyon ve indüklenmiş dipol şeklinde 3 tane temel kavramımız var. Ve bu kavramların ikili permütasyonları bize aslında Van der Waals bağlarının alt türlerini verecek. Sadece iyon, iyon bağı yok, o da zaten iyonik bağın ta kendisidir diyeceğiz. Hemen bir tane örnek çözelim o zaman. Bu yaptığımız sınıflandırmalarla alakalı. Yukarıdaki etkileşim türlerinden hangisi ya da hangileri kimyasal etkileşimlerdendir? Arkadaşlar eğer ifadede kimyasal geçiyorsa bu güçlü demek oluyor. Hangisi güçlü etkileşimdir? İyonik bağ, evet, güçlü etkileşimlerden biriydi. Metalik bağ, evet, alaşım oluşumuyla sonuçlanan güçlü bir etkileşimdi. Ancak hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsüydü ama tabii ki yine zayıf etkileşimdi. Dolayısıyla da fiziksel bir bağdı. Dolayısıyla da hangileri kimyasal dediğine göre birinci ve ikinci ifadelerimiz bu tanıma girecektir. Hemen bir soru daha çözelim o zaman. Yukarıdaki kimyasal etkileşim türlerinden hangisi ya da hangileri zayıf etkileşimlerdendir diyor arkadaşlar. Şimdi kovalent bağın güçlü olduğunu biliyoruz defalarca bahsettiğim üzere. Hidrojen bağı ve Van der Waals'in bütün alt başlıkları ise zayıf etkileşim özelliği gösteriyordu. Dolayısıyla burada da ikinci ve üçüncü öncülerimiz sınıflandırma konusunda doğru olacak. Peki güzelce dersimizi tamamladığımıza göre neler yaptık, şöyle bir değerlendirmeyi alalım. Atom, molekül ve iyon olmak üzere kimyasal tür kavramının alt başlıklarının hepsini değerlendirmeye aldık. Dedik ki bir taneci, bir elementi ya da bir maddeyi oluşturan temel tanecik bize o maddenin kimyasal türünü verir. Ardından da etkileşimlerin sınıflandırma kısmına girdik arkadaşlar. Dedik ki bağlanan türe göre etkileşimleri sınıflandıracak olursak atomlar arasında oluşan etkileşimler güçlü ya da zayıf olabiliyor. Buradaki atomun türüne göre değişiyor bu. Ancak moleküller arasında oluşan bütün etkileşimler zayıf etkileşimlerdir. Bu bilgimiz çok önemli olacak. Bağ sağlamlığına göre sınıflandırma yaparken de güçlü ve zayıf olmak üzere iki başlıkta inceledik. Ve asıl sınıflandırmayı da bu şekilde yapmaya devam ediyor olacağız. Güçlü etkileşimler iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere 3 alt başlığa sahipti. Ve zayıf etkileşimlerde Van der Waals bağları ve hidrojen bağ olmak üzere 2 alt başlığa sahipti. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yine tam da burada tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler dilerim.